Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muazzam bir video ile karşınızdayım. Bayağıdır sallama videoları gelmiyor kelebekle alakalı biliyorum. Ve bunu diğer videolarda da söylediğim gibi hiçbir zaman bitmeyecek olan bir içerik. Bu her zaman gelecek. Bugün bu videomuzda da 4 tane çok güzel, pratik, yapması o kadar da zor olmayan ve çok güzel gözüken kısa hareketler göstereceğim. Şimdiden iyi seyirler. Videoya başlamadan önce kısa bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz kanalımız 26.000 abone oldu. Yani ve bu benim için tahmin edilmeyecek bir rakamdı aslında. Yani şimdiden herkese çok tekrardan teşekkür ediyorum abone olup beni destekleyen herkese ama şöyle bir durum var. Yani YouTube'da zaten şu an ekrana koyduğum gibi bir istatistikle karşı karşıyayım. Yani videoları izleyenlerin ve abone olmayanların sayısını şu an ekranda görüyorsunuz. Bir de buna videolara like atma olayı var. Yani videolara neredeyse hiç like gelmiyor. Yani like gelmediği için videolar önerilmiyor ve daha fazla kişiye ulaşamıyoruz. O yüzden sıkıntılarda biraz algoritmamız. O yüzden videoları beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok fazla YouTuber boşu yaptım bu arada işte abone ol, like at falan. Benim tarzım değil biliyorsunuz ama algoritma için yapmanız gereken şeyler zaten ücretsiz bir şekilde like butonuna basmanızdan bir şey gelmez, bir zarar gelmez. Her neyse. Hareketlerimize geçelim. İlk hareketimiz şu şekilde. Evet, görmüş olduğunuz gibi ilk hareketimiz bu şekilde. Gerçekten çok güzel gözüken ve çok şık bir hareket. Yapması da o kadar zor değil. Pratikte yapabileceğiniz bir hareket. Şimdi birazcık ince detayına ineceğim bu hareketin. Öncelikle kelebeğimizin pembe kısmı keskin taraf olarak bunu bir aklınızda tutun öğrenirken. Ve böyle hareketlere çok aşina değilseniz birazcık başlangıç düzey bir flipper'sanız keskin kelebekle yapmanızı önermem. Yani elinizi kesebilirsiniz. Hiç gerek yok böyle şeylere. Evet, öncelikle kelebeğimizin keskin tarafını sağ tarafa atıyoruz. Daha sonra ise bu tarafı bakın şu şekilde bileğimizin şu şekilde döndürüp bu şekilde döndürüyoruz. Daha sonra ise işaret parmağımızı buraya koyuyoruz. Kelebek burada bir tur dönecek. Burada bir tur döndü. Bakın hemen attım tuttum. Şu iki parmağımla kelebeği kavradım. Daha sonra yine oradaki momentumla hızla beraber tekrar kelebeği şöyle atıp bakın çeviriyorum kelebeği. Böyle atarken bu kelebek elimde bu şekilde dönüyor. Bu şekilde döndürdüm ve kelebek bu pozisyona geldi. Buradayken de kelebeği şu şekilde yine oradaki hızla beraber atacağım ve keskin kabzayı tutacağım. Bu şekilde attım, keskin kabzayı tuttum. Burası çok önemli. Kelebeğin keskin tarafı elinize değebilir burada. Değmeden bu tuttuktan sonra direkt böyleyken şu bilek hareketini yapıp kelebeğimizi açıyoruz ve hareketimiz burada bitiyor. Üstünden bir kere daha geçelim. Kelebeğimiz kapalı, keskin taraf attık. Çevirdik, işaret parmağımızı koyduk. Döndü, tuttum. Şu şekilde attım, çevirdim. Tuttum, çektim, açtım. Kısaca böyle çok güzel, çok şık bir hareket. İkinci hareketimize geçelim. İkinci hareketimiz de bu şekilde. Evet, ikinci hareketimiz de görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Birazcık komplike bir hareket gibi gelebilir. Çünkü reverse aerial yapıyoruz en sonunda. Bu birazcık pratikle olacak bir hareket. Onun dışında kolay. Gözünüzün korkmasına gerek yok. Şimdi tüm detayları da kısaca yavaş yavaş anlatacağım. Evet, kelebeğimizi şu şekilde çeviriyoruz. Elimize bu şekilde geliyor. Daha sonra bunu bu şekilde çeviriyoruz. Atıyoruz ve kelebek elimize bu pozisyonda geldikten sonra şu şekilde oradaki momentumla birlikte kelebeğe bu hamleyi uygulayıp tam buradayken kelebeği şu pozisyondayken havaya atıyoruz ve havadayken bu şekilde tutuyoruz.
Bu şekilde kelebeği ata ata bu şekilde tutmaya çalışarak elinizi bu harekete alıştıracaksınız. Bunun dediğim gibi başka bir püf noktası yok. Pratik yani bunun püf noktası. Şimdi çok kısa bir şekilde üstünden geçelim hareketin. Kelebeği bu şekilde attım. Burada tuttum. Çevirip YTK yaptım. Elim bu pozisyondan geldikten sonra da atıp tuttum. Bu kadar. Bol bol pratikle yapabileceğiniz yine güzel, kısa bir, pratik bir hareket. Evet, bir diğer hareketimize gelelim. Bu hareket diğer hareketlerimizden bir tık daha kolay şu ana kadar. Çok kolay ve her yerde görmüş olduğunuz bir hareket bu hareket aslında. Ve YTK yapabilen herkesin bu hareketi yapabileceğini düşünüyorum. O yüzden bu araya sıkıştırmak istedim videoda. Hareketimiz şu şekilde. Bu gayet hızlı, güzel, pratik, neredeyse en kolay hareketlerden biri. Öncelikle kelebeğimizi bu şekilde tutuyoruz. Keskin taraf solda. Sağa attım. Bir daha sağa attım. Kelebek buraya geldi. Buradan işaret parmağımı koydum. Attım. Buradayken tuttum. Çevirdim. YTK yapıp keskin taraf elime değmeden bu şekilde açtım. Evet, son hareketimize gelelim. Bu da çok fazla bilinen bir hareket. Basic fan aslında. Yani normal şu hareket fan hareketi ama biz bunu fan yapıp açılış yapacağız. Yani şu şekilde daha smooth bir şekilde göstereceğim size. Fan opener diye geçer bu hareket. Bu şekilde kelebek kapalı pozisyondayken atıp elimizi bu şekilde tutacağız. Daha sonra da bu şekilde kelebeğimizi kapatacağız. Şimdi öncelikle kelebeğimiz kapalı pozisyondayken bakın direkt keskin tarafı bırakıyorum ve bu şekilde fan yapıyorum. Daha sonra elime bu şekilde oturuyor. Kolay bunu yani daha anlatabilecek bir şeyim yok. Bunu siz zamanla elinizi oturtturacaksınız. Yapa yapa artık. Bol bol pratikle bunu elinizi yılmadan yapacaksınız. Daha sonra ise açtıktan sonra kapamasını da sağa attım. Sola attım. Bu pozisyona geldi. Bu pozisyondan sonra da tekrar fana dönüp en baştan göstereyim. Kelebek açık pozisyondayken attım. Çevirdim. Şu pozisyona geldi. Fana başladım. Daha sonra buradayken çektim. Kapandı. Bu kadar. Bu şekilde. Opener'ımız da bu şekilde. Evet, videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bunun gibi videolar için kanalıma mutlaka bakın. Bunun gibi bir sürü içerik var. Ve bu aralar çok fazla koleksiyon videosu istiyorsunuz. Onu da görüyorum yorumlarda. Koleksiyon için aslında size bir ufaktan gösterebilirim dolabı. Yani pek bir şey ekleme olmadığı için ben de koleksiyon videosu çekme gereğinde bulunmuyorum. Zaten aynı şeyleri niye göstereyim amaçlı. Şu an sağ yukarıda çıkar. Oradaki koleksiyon videosunu inceleyip, izleyip zaten şu anki kelebek yani bıçaklarımızın hepsine oradan bakabilirsiniz. Ama ben şöyle bir ucundan göstereceğim size. Dolabımız kısaca bu şekilde. Yani o videoda yanlış hatırlamıyorsam Falcon Kraken falan yoktu diyebiliyorum. Onun dışında çok fazla bir kelebek eklendiğini, bıçak eklendiğini söyleyemem. Şöyle yukarıdan bakmak gerekirse yani bildiğiniz gibi o yüzden koleksiyon videosu gelmiyor. Burada söylemiş olayım. Burası yine aynı şekilde. Ufak tefek kelebekler eklendi. Onun dışında bir değişiklik yok. Şu şekilde düzenlemeler yaptım mesela. Full gri raf. Mesela altı siyah kelebekler. Burası karışık falan. Öyle devam ediyor bir sürü şekilde. Yukarıda yurt dışı falan filan. Alt bu şekilde yine. En altı zaten girmedim. Bu şekilde yani. O yüzden koleksiyon videosu gelmiyor. Bunu da bir belirteyim dedim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim herkese. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.